Gerçekten o kadar acı ki 2 ay geçmiş bir zaman hala her gün 500 kişi, 700 kişi, 1000 kişi öldürülüyor ve insanların hiçbir sesi çıkmıyor. Müminler ilk zamanlar biraz reaksiyon gösteriyorlardı. Mümin halklardan bahsediyoruz. Onlar da yavaş yavaş alışmaya başladık. Muhteremler, eğer alışıyorsak, eğer alıştıysak kendimizi sorgulayalım. Kendi çocuğumuzu görelim. Oradaki çocukları kendi çocuğumuz görelim. Sabahleyin bir video gördüm. Molozlar arasında bir şeyler arıyorlar. Ne arıyorlarmış biliyor musunuz? Kafası kopmuş bir çocuğun kafasını arıyorlar. Bunlar çok acı şeyler ama işte inşallah alışmayız. Muhteremler, şu an bizim kardeşlerimize karşı yapacağımız acziyetimizden dolayı bir şey var. O da onlara halisane, güzel bir şekilde dua etmek. Hani Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu اُدْعُونِ اَسَّجِبْ لَكُمْ dua edin, icabet edeyim buyuruyor ya, işte o duayı beceremiyoruz maalesef. Nasıl dua edeceğimizi bile bilemiyoruz maalesef. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسَّجِبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهِنْ Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Gafil bir kalple, ne dediğini bilmeyen, gevşek bir dille yapılan duaya Allah icabet etmez. Bir de duamızı yaparken muhteremler, dil ile dua yapmayalım. Kalpten dua yapalım, kalpten. Yani insanlar dua ediyorlar. Elini açmaktan bile üşenen kişiler var ya. Yapılan duaya amin demeye üşenen bir sürü millet var. Dua yapıyoruz camilerde, farklı münasebetlerle. Ya insanların sesi bile çıkmıyor ya. Bu kadar mı yorulduk biz? Bu kadar mı bittik biz? Dua yapıyoruz. İşte elimiz şöyle tuhaf bir şekilde. Efendim ne dediğimizden haberimiz yok. Dilimiz işte bir şeyler söylüyor. Hadi onlara karşı ayıp olmasın diye bir şeyler söyleyelim derdindeyiz. Siz düşünün ki sizin çocuğunuza aynı durum yapılmış. Nasıl beddua edersiniz? Veya çok daraldınız, o kadar sıkıldınız ki, o kadar böyle hiçbir çare artık derdinize deva olmuyor. Bu hale geldiniz. Nasıl dua edersiniz? Elini açmaya üşenen kişiler var ya, ne yaparlar? Ellerini şöyle kaldırmak durumunda kalırlar. Allah bizi o duruma sokabilir. Sokmadan biz yalvarmasını bilelim. Gönülden dua etmenin derdinde olalım. Dedik ya, aciziz. Yapacağımız çok fazla bir şey kalmadı. Ama en azından bu konuya hassasiyet gösterelim. Şu kredi kartı meselelerine, boykot meselelerine dikkat edelim. Bak tekrar söylüyorum. O Visa ve Master dedikleri kartlar var ya, bunlardan siz 1000 liralık alışveriş yaptığınız anda 12 lirası direkt onlara gidiyor. Direkt, hiç böyle katkısız. 12 lira, buyurun efendim, bununla bomba alıp devam edebilirsiniz. Hani diğer o boykot malzemeleri şirketler, şirketlerin, hadi onlar yardım ediyorlar vesaire. Ama bunda direkt oraya gidiyor. Onun için ben size tavsiyem, kredi kartını hayatınızdan çıkarın. Hatta bu meseleyi vesile yapın, hayatınızdan çıkarın. Harcadığınız parayı görün ki ne kadar harcadığınızı bilesiniz. Hep içeri. İnsanlar hep o haldeler. Kredi kartının olmaması çok zaruri durumlar olabilir, o hariç. Ama kredi kartını hayatımızdan çıkarsak en güzel olur. Ama çıkaramıyorsak da en azından onlarınkini değil, o Troy denen o kartı kullanmanın derdinde olalım. Allah-u Teala hepimize yardım eylesin. Kardeşlerimize yardım eylesin. Allah-u Teala İsrail'i, onlara yardım edenleri kahru perişan eylesin. Tabii kahru perişan edecektir. Zulüm asla abad olmaz. Allah-u Teala müminler hak ederse müminlerin eliyle onları cezalandırır. Müminler hak etmiyor mu? Onlara ceza vermez mi Allah müminler hak etmiyor diye? Verir. Ne ile verir? Rüzgarla verir, fırtınayla verir, sivrisinekle verir. Ama verir. Yeter ki biz hisse sahibi olalım. Allah hepimize yardım eylesin. Zulüm çeken bütün Müslüman kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.